Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde stil etiketi ve seçiciler üzerinden geçeceğiz. Ama bu derse geçmeden önce mutlaka şu ikinci dersten sonra HTML yapısı inline ve blok elemanları incelemiştik dikkat ederseniz. Bu videoya geçmeden önce mutlaka şuradaki ön tanımlı CSS nedir? Tarayıcılar tarafından ön tanımlanmış CSS'in mantığı nasıldır? Bunu anlamanız gerekiyor. O yüzden. Bu videonun hemen altında açıklamalar bölümünde yönlendirme linkini göreceksiniz Önce bu videoyu izleyin daha sonradan gelip burada kaldığınız yerden devam edin Bunu da tamamlamış olarak işaretliyorum Şimdi stil etiketi ve seçiciler konusuna geçebiliriz En son nerede kalmıştık şöyle bir bakalım Bunu da stüdyo kodla yana açayım Şöyle bir yan yana görelim En son inline ve blok elemanları konuşmuştuk Şimdi e, derse geçmeden önce stil e, etiketine geçmeden önce şundan bahsedeyim. Şimdi madem bir önceki derste dedik ki biz e, biz burada şunu biraz genişleteyim. Biz burada her şeyi madem display display ile yönetebiliyoruz, istediğimize blok istediğimize e, e, inline yapabiliyoruz. O zaman neden biz div p ya da b gibi etiketler kullanıyoruz? Yani ben mesela dive burada font Weight değerini bold dersem B'deki gibi bold oluyor. O zaman neden ben etiketleri kullanırken e, dikkate alayım ki her şeyi div yapıp geçerim? İşte tam olarak burada e, SEO dediğimiz kavram işe e, şeye giriyor, devreye giriyor. Google'da arama yaptığınızda burada anlamlı sonuçların çıkması için sizin semantik e, etiketler kullanın, kullanmanız gerekiyor. Şimdi CSS'i bir kenara bırakırsanız, yani biz burada şimdi font weight bold yaptık da CSS'i unutursanız, yani HTML'in ilk çıktığı zamanları düşünürseniz, ortada CSS diye bir şey yoktu. Haliyle e, yazılan kodlarda kalınlaştırmak istediğinde b etiketini kullanmak zorunda oluyordun, link vermek için a'yı kullanmak zorunda kalıyordun. Ya da işte bir paragrafsa P'yi vermek e, zorunluluğu vardı. Çünkü hiçbir şeyi CSS ile modifiye edemiyordun. Tümdüz sitelerden oluşuyordu. Nasıldı? Mesela bir tane dokümantasyon yazmak istiyorsun. Sayfaya H1 o sayfanın başlığını temsil eder. İşte bu bir başlıktır. Sonra P atıyorum. Bu sayfa hakkında bir açıklama yapacaksın. Mesela şurada dikkat ederseniz ben hemen doldurdum. Lorem yazıp tebe basarsanız. Oraya gelişi güzel bir metin basıyor, Lorem'in mantığında şu bir parantez açalım. Eskiden gazete veya işte kitapları e, Basarken 1800'lü ya da daha da ge geçmişte olabilir e, sayfaları ilk deneme test Yapmak için böyle gelişi gelişigüzel e, karakterlerle doldururlarmış. Burada da Lorem Ipsum ta oralara dayanıyor. Şimdi günümüzde de web siteleri yaparken e, Hızlıca bir wireframe çıkartmak ya da bir hızlıca taslak bir şeyler oluştururken Öylesine yazı yazmak adına Lorem Ipsum'la dolduruyoruz hala geçmişteki o basılı taraftaki şeyi mantığı dijitalde de sürdürüyoruz. Şimdi tekrar kaldığımız yere geri dönersek bir tane başlık attım, bir tane paragraf koydum ve sayfayı yenilediğimde dikkat ederseniz buradaki bir başlığın büyüklüğü, paragrafla başlığın arasındaki olan boşluğu hepsini Otomatik tarayıcı kendisi tamamladığı için şu an hiç CSS yazmadan bile aslında gelişigüzel bir sayfa, bir web sitesi kendime oluşturabilirim. İşte burada Google arama motoru sayfanıza gelip bu sayfanın içeriğini okumaya başladığında tam olarak bu etiketlere göre davranıyor. İşte bu sayfanın H1'i, ha demek ki o zaman bu sayfanın en önemli yani bu sayfayı anlatan konu başlığı burası diyor. İşte içeride bir P'nin içinde bir B etiketi gördüğünde Hmm, burun altı çizilmiş bu önemli bir konu deyip ona göre indeksliyor. Haliyle semantik yazdığınız her şey e, size SEO tarafında e, anlamlı e, şey olarak çıktı olarak geri dönecektir diyelim. Yani geri dönüş olacaktır SEO tarafında. Onun yanında daha bir sürü getirisi var. Şimdi yeri geldiğinde bunları konuşursak daha daha güzel olur. Ben e, önden bunun da bilgisini vermiş olayım kafalardaki soru işaretlerini giderelim. Ne dedik? Style etiketi. Şimdi bu, bu, bu kadar e, konuşmadan sonra biz CSS'i nereye yazıyoruz? Şimdiye kadar hep sen bize burada hemen öğeyi denetle de deyip şuraya geliyorsun yazıyorsun. Hazırda yazılacak e, bir yer tanımlanmış. Peki dosyada nereye yazıyoruz? Dosyada şimdilik e, iki tane yöntemden bahsedeceğim. Yani en az 3-4 yöntem var CSS'i yazma yöntemleri de. Şimdi en bilmeniz gereken ne demiştik? body e, sayfada görünmesi gereken yerler head de e, aslında sayfaya vermek istediğimiz bazı info bilgilerdi. Yine head alanında style etiketiyle etiket açıp kapattığımızda arasına yazacağımız her şey şurada gördüğünüz bütün stil etiketlerini şuraya yazıyoruz. Mesela nedir? h1 Şimdi selektörlere geçeceğiz. h1'e mesela color red dediğimizde sayfamızı yenileyelim. H1'in sayfadaki H1'lerin tamamını birden fazla da olabilirdi. Mantık olarak doğru değil. Şimdilik denemek için atıyorum. H1 sayfada bir tane olur. Dikkat ederseniz H1'i renkli yaptık. Yani CSS'i bu şekilde tanımlıyoruz. Bir başka tanımlama yöntemi de şu şekilde oluyor. Sayfa içinde yazmak yerine çünkü şöyle düşünün proje çok büyüyünce o zaman ne olacak? Hem HTML'ler burada hem CSS burada. Sayfa böyle inanılmaz bir scroll. Binlerce satırlık kod olacak. Haliyle ne diyor? Ne yapıyoruz? Güzel görünmesi için. HTML'i yazdığımız yerden CSS'i e ayırıyoruz. Link deyip tebe bastığınızda e, otomatikmen e, şey tamamladığında şunu istiyor sizde. href Yani bunun e, bana yönünü, yönünüz şey yerini göster diyor. Yerini de biz hemen şuradan Hatta şöyle yapalım. Bir tane daha dosya oluşturalım şurada. Ee, kaydedelim. Bunu da masa üstüne yine kaydedelim. Buna da şey diyelim. Ee, site site.css uzantısı şeklinde. Uzantılar önemli burada. Sitenin css dosyası olarak şurada yeni bir dosya oluşturdum. Bunu geliyorum buraya. Diyorum ki hatta direkt site.css aynı yerde şimdi burada şöyle bir şey var. Eğer html ile css aynı yerde ise direkt adını yazmanız onu e, görmesini sağlayacaktır. CSS dosyasında bu sefer dikkat ederseniz biraz önce re renk vermiştim. Rengi sildim. Şimdi şimdi de uzak CSS dosyamız içinde bir tane renk tanımlaması yapalım. Bu sefer de blue diyelim site'nin içindeki h1'i blue yap dedik ve farklı bir CSS dosyasında. Sayfayı yenilediğimde dikkat ederseniz artık renk mavi oldu. Şimdi CSS'i nereye yazacağımızı tam olarak anladıysak